Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten golcü transferinde ters köşe. Cimbom'da yeni sezon öncesi hazırlıklar devam ediyor. Sarı Kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Buruk, hazırlık maçlarının ardından transfer sinyali verdi ve yaptığı açıklamada "Marcano'nun olduğu bölgeye, orta sahaya, ön tarafa birçok bölgeye transfer yapmamız gerekiyor. Eksiklerimizi çok net şekilde görüyoruz. Bu anlamda çaba harcıyoruz. Bunları tamamlayacağız." ifadelerini kullandı. Yeni sezonda kaliteli bir kadro oluşturmak isteyen yönetim transferde gaza basma kararı aldı. Transfer görüşmelerini Cenk Ergün yürütürken son kararı ise Başkan Dursun Özbek veriyor. Bu doğrultuda Galatasaray'da forvet arayışları devam ediyor. Listesinde birçok isim bulunan Aslan, golcü transferinde bombayı patlatmak üzere. Başkan Dursun Özbek ve transferden sorumlu isimlerin gizli yürüttüğü transferde sürpriz bir isim gündeme geldi. Galatasaray Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Cimbom Kamerunlu golcüyü Türkiye'ye yeniden dönmesi için ikna etmeyi başardı. Forvet transferinde birçok isimle görüştüğü iddia edilen Galatasaray'ın hedef şaşırttığı ve transferin ilk gününden bu yana Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katma peşinde olduğu öne sürüldü. Suudi Arabistan takımlarından El Nasr'da forma giyen 30 yaşındaki oyuncunun El Nasr'da yüksek bir ücret kazanmasına rağmen mutsuz olduğu belirtildi. Aslan Aboubakar'a yıllık 3 milyon euro seviyelerinde bir ücret teklif etmeyi planlıyor. Vincent Aboubakar El Nasr formasıyla çıktığı 27 maçta 9 gol 4 asistlik katkı sağladı. Ancak taraftarlar sosyal medyada yapılan yorumlara göre bu transfer konusunda huzursuz. Haris Seferovic Galatasaraylı oluyor. Forvet arayışları doğrultusunda listenin bir numarasına Haris Seferovic'i koyan Galatasaray operasyonu tamamlamak üzere harekete geçiyor. 30 yaşındaki santrforla büyük ölçüde anlaşan Sarı Kırmızılılar bu hafta Benfica ile masaya oturarak işi bitirmeye çalışacak. Galatasaray'da golcü harekatı hız kazandı. Sarı Kırmızılıların forvet adayları arasında ilk sırada yer alan Haris Seferovic için bu hafta Portekiz'e çıkarma yapılacak. Menajeri vasıtasıyla büyük ölçüde anlaşma sağlanan İsviçreli santrforun satın alma opsiyonuyla beraber kiralanması hedefleniyor. Daha önce Benfica ile görüşen Galatasaray yönetimi, Portekiz kulübünden gelen yeşil ışık üzerine yeniden harekete geçiyor. Sportif AŞ yöneticisi Erden Timur'un birkaç gün içinde Portekiz'e giderek Seferovic'i önce Türkiye'ye ardından Avusturya'ya götürmeyi planladığı öğrenildi. Galatasaray'ın hedefi tecrübeli futbolcu için toplam 3,5 milyon euro, oyuncuya da senelik 2 milyon euro ödemek. 1.86 boyundaki solak forvet, Benfica'dan önce Frankfurt, Sociedad, Fiorentina, Novara, Lecce, Samax, Grasshoppers, Zürich ve Luzern gibi takımların formalarını giydi. Aynı zamanda İsviçre milli takımında da oynayan Bosna Hersek kökenli Seferovic 86 milli maçta 25 kez fileleri havalandırdı. Portekiz kulübüyle 2 yıllık daha mukabelesi bulunan deneyimli santrfor artık hem düzenli oynayacağı hem de şampiyonluk yarışı veren bir takımda görev yapmak istiyor. Yıldız oyuncu Portekiz liginde çıktığı 119 maçta 57 gol atıp 19'da asist yaptı. Galatasaray Hull City'nin gündemindeki Doğukan Sinik'i istiyor. Hull City'nin transfer etmeye çalıştığı Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan Sinik için Galatasaray'da devreye girdi. Milli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk çok isterken Sarı Kırmızılılar resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship takımı Hull City bir süredir Antalyaspor'un 23 yaşındaki sol kanat futbolcusu Doğukan Sinik ile yakından ilgileniyordu. Bugün ise flash bir gelişme yaşandı. Hull City'nin transfer etmeye çalıştığı Antalyaspor'un genç yıldızı Doğukan için Galatasaray'da devreye girdi. Milli oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk çok isterken Sarı Kırmızılılar resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. Transferin son dönemde hızlı takımı Galatasaray'ın bu transferde ısrarcı olduğu öğrenilirken bu yeni gelişmenin ardından Antalyaspor'un nasıl bir yol izleyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Galatasaray'dan Mert Müldür için yeni teklif. Galatasaray Kulübü milli futbolcu Mert Müldür için yaptığı teklifi 6 milyon euroya çıkardı. Şimdi gözler yeniden İtalyan ekibinde. Sarı Kırmızılılar şampiyonluk istedikleri sezonda kadrosunu kuvvetlendirmek için uğraşıyor. Teknik direktör Okan Buruk takımın önemli eksikleri bulunduğunu belirterek birçok noktaya transfer istedi. Bunlardan biri de sağ bek pozisyonu. Aslan'da bu mevkide Omar El Abdelli ve Sasha Boey var. Buruk bu iki ismi de Galatasaray seviyesinde görmüyor.
Gelecek yıllarda yabancı sayısının düşme ihtimalini de hesaplayarak bu bölgeye yerli bir takviye yapılacak. Hedefte Sassuolo forması giyen Mert Müldür var. 23 yaşındaki sağ bek için İtalyan ekibiyle pazarlıklar sürüyor. Galatasaray transferin gerçekleşmesi için Sassuolo ile temasları sıklaştırdı. İtalyan ekibi Sassuolo, milli oyuncu için 8 milyon euro istiyor. Galatasaray, A milli takım formasını da taşıyan Mert Müldür için Sassuolo ile temas kurmuştu. Sarı Kırmızılar 5,5 milyon euro önerirken İtalyan temsilcisi 8 milyon euro istemişti. Bu rakamı çok bulan Cimbom'da idareciler Sassuolo'dan indirim beklediklerini iletmişlerdi. Şu ana kadar kulüpler anlaşma zeminine yaklaşamadı. Sassuolo 8 milyon euroda diretiyor. Galatasaray ise teklifini 6 milyon euro olarak güncelledi. Kıran kırana pazarlıklar sonrasında Sarı Kırmızılılar genç sağ bek ile anlaşmaya vararak ona parçalı formayı giydirmeyi hesaplıyor. Mert de gelişmeleri yakından takip ediyor. Galatasaray'da satış izni çıkmayan tek isim. Cimbom'da yönetim bir futbolcu dışında değerini bulan tüm oyuncuların gidişine yeşil ışık yaktı. Süper Lig'de yeni sezon öncesi şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için harekete geçen Galatasaray, kadro mühendisliğini iyi kurmak istiyor. Gelecek ve gidecek oyuncular konusunda sıfır hata yapılması talimatını veren Başkan Dursun Özbek'in genç ve başarıya aç isimlerin kadroda olması gerektiği görüşünde olduğu kaydedildi. Mali sorunlar nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Sarı Kırmızılılarda değerini bulan oyuncuların satılmasına yeşil ışık yakıldı. Satışı konusunda sıcak saatler yaşanan Marcao'nun yanı sıra bonservis getirisi elde edilebilecek diğer oyuncular için de tekliflere açık olunduğu öğrenildi. Habertürk'ün haberine göre Sarı Kırmızılıların kadrosunda bulunan sadece bir oyuncu için gelebilecek tüm tekliflere kapılar kapatıldı. Geçen yıl kiralık olarak gittiği Adana Demirspor'da mükemmel bir performans sergileyen Yunus Akgün'den bu sezon büyük beklentiler içinde olan Sarı Kırmızılı yönetimin 22 yaşındaki futbolcunun satışını kesinlikle onaylamayacağı ifade edildi. Menajerler aracılığıyla gönderilen tekliflerle nabız yok denen Galatasaray yönetiminin genç yeteneği en azından bu dönemde satmak istemediği bildirildi. Yunus'un bu sezon göstereceği performansla birlikte gelecek dönemlerde fiyatını kat kat arttıracağını bilen Özbek yönetimi, takımdaki her oyuncunun değerini bulması halinde satılabileceğini, ancak Yunus'un bir istisna olduğunu kaydetti. Yunus'a bu dönemde 50 milyon euro üzeri astronomik bir teklif gelmesi durumunda Sarı Kırmızılı yönetimin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu. Kulüp başkanı Morutan'ı resmen açıkladı.